Taptalı bir günden herkese merhaba. Ne haber? Nasılsınız? Efendim, ay sonu gelmişken sizlere okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Toplu olarak okuduklarımı göstereyim. 7 tane kitap var elimde. İlk olarak Çiğdem Sezer'in kaleminden 100 Yaşında Bir Çınar adlı kitapla başladım. Şöyle göstereyim. Bu kitap bir şiir çocuk kitabı. Kitabımız 71 sayfalık bir kitap. Atatürk'e ithafen yazılmış şiirleri içeriyor. Görselleriyle insanı görsel şölen yaşatıyorlar. Görsellerini göstermek istiyorum. Bu arada bu şiir kitabı dışında iki tane daha çocuk şiir kitabı okudum. Fakat onlar arkadaşıma ait olduğu için yanımda değil. Sonraki kitabımız Yasemin Derya Aka tarafından kaleme alınan Lisa adlı kitap. Şöyle göstereyim. Kitabımız 232 sayfalık bir kitap. Bu da bir çocuk kitabı. Kitabın konusu aslında Lisa adındaki küçük bir kızın yaşamını anlatıyor. Lisa gününü, anılarını, en sevdiği, en sevmediği tüm olayları aktarıyor. Biz de onun gözünden olaylara bakıyoruz. Herkesin günlük tuttuğu bir zaman vardır. Lisa da onlardan biri. Hem öğretici hem de eğlenceli olduğu için çocukların bu kitabı okuması lazım. Sonraki bahsedeceğim 3 kitap aslında Öncü Bilim İnsanları serisinin 3 kitabı. Ömer'le Bir Kutu Macera İbn Sina, Ali Kuşçu, Fuat Sezgin. Bu 3 kitap da 40 sayfalık. Kitapların son sayfaları konuları pekiştirmek için değerlendirme soruları var. Sizlere kitapların içerisini göstermek istiyorum. Kısaca serinin konusuna değinecek olursam, Ömer adında küçük bir çocuğun zamanda yolculuk yaparak bilim insanlarının yanına gidip onların övgülerini dinlemesini konu alıyor. Tabii Ömer de bize bildiklerini, öğrendiklerini, neler olduğunu ve ilgi çeken her şeyi anlatıyor. Gerçekten çok güzel bir seri. Çocuk kitabı diyorum fakat kesinlikle büyüklerin de okuması gereken bir seri. Biz bilim insanları hakkında en fazla ne biliyor olabiliriz ki? Çok güzel bir seri. Kesinlikle her yaştan insanın okuması gereken bir seri. Lütfen okuyun, okutturun. Sonraki kitabımız seri klasik olan bir kitap. Gerard Donnerwall'ın kaleminden Aurelia adlı kitap. Şöyle göstereyim. Kolektif yayınlarından. Bende kolektif yayınlarının 8 kitabı var. Bu da setin son kitabı. Kitabımız 113 sayfalık bir kitap. Yazarımız ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeyken gerçek ile rüyaya karıştırdığı anları ve psikolojik olarak yaşadığı buhranı kaleme almış aslında. Şöyle ki çok fazla inanç, bilim ve yaşadığı bazı travmatik olaylar üzerine konuşuyor. Kitabı biraz sohbet tadında buldum. Çünkü konuşurken evet bakın şu olay bu şekilde oldu ve ben bu olayı bu şekilde görüyorum tarzında yazılmış gibiydi. Açıkçası çok fazla psikolojik öğelerin bulunduğu bir kitap. Okurken kesinlikle yanınızda kalem ve kağıt bulundurun. Çok gerekli olacak. Ben okurken sık sık keşke öyle başlasaydım dedim. Ama gerçekten okurken çok fazla zevk aldım. Bir de kitabın anlatımı sert oluyor. Zaten kolektif yayınların diğer kitapları bazıları akıcıyken bazıları durağan oluyor. Belki konusundan kaynaklıdır bu. İçerisinde çok fazla inançla ilgili öğeler de bulunuyor. Nedense bana hep sanki yazar inanç bakımından biri boşluğa düşmüş gibi geldi. Çok fazla inanç unsuru bulunduruyor. Haberiniz olsun. Çok güzel bir kitapta kesinlikle öneriyorum. Okuyabilirsiniz. Tam çantaya atıp ya da kolunuzun altına koyup dışarı çıkarken okuyabileceğiniz bir kitap. Kesinlikle alıp okuyun. Çok güzel bir kitaptı. Sonunda her dönem okunan o kitabı ben de okudum. Gary Simmel ile Gigi Borgan'ın kaleminden Bir Psikiyatristin Gizli Defteri adlı kitap. Kitabımız 336 sayfadan oluşuyor. Bir de 15 vaka bulunduruyor. Yazarımız Gary Simmel aslında stajyer bir doktordan tecrübeli bir doktora olana kadar ki tüm yaşadığı tuhaf olayları, vakaları bu kitapta toplamış. Açıkçası çok güzel bir kitap. Fakat bu çok fazla psikolojik değil. Hani diğer kitaplara göre değildi. Çünkü anlatımı roman tarzındaydı. Çok sürükleyici bir kitap, okuyabilirsiniz. Bir de belirtmek istediğim bir şey var. Yazarımız Gary Simmel kitabın ön sözünde hem bu kitapta hem de diğer kitaplarında eşi Gigi Borgan'ın da katkılarının bulunduğunu söylüyor. Bunu da belirtmek istedim. Çok güzel bir kitaptı. Dediğim gibi psikolojik öğeleri bulunuyor. Bu yüzden okurken yanınıza yine siz kalem kağıt bulundurun. Gerekli olacak gibi. Çok güzel bir kitaptı. Bu arada belirtmek istediğim bir şey var son olarak. Ben bu kitabı hocamın kitaplığından ödünç alarak okudum. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Bu kitapla beni tanıştırdığı için. Zaten ben bu kitabı çok fazla okumak istiyordum. Nihayetinde ben de okudum. Çünkü bu kitap çok okundu, hep okundu. Ve ben de onlardan biriyim artık. Öneriyorum, okuyabilirsiniz. Evet dostlarım. Nisan ayında 9 tane kitap okudum. Şöyle göstereyim. Birbirinden güzel kitaplar okuyabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna tıklamayı unutmayın.